Tıbbi ihmalkarlık davalarında uzman ekibiyle Kuzey Londra'da lider konumda olan Mia Solicitors avukatlık firması ortaklarından avukat Sefaret Yaman, İngiltere'de yaşayan toplumumuzu uyardı. Herhangi bir ihmalkarlık sonrası alacağınız tazminat sizlere sevdiklerinizi ya da sağlığınızı geri getirmez diyen Yaman, tıbbi ihmalkarlık yaşamamak için dikkat etmemiz gerekenleri sıraladı. Geçtiğimiz yayınlarımızı takip edenler bilirler efendim. Tıbbi ihmalkarlık davalarında uzman bir firma, Mia Solicitors firması. Hatta Kuzey Londra'da tek bu davalara bakan firmanın ortaklarından deneyimli avukat Sefaret Yaman'la birlikteyiz. Yine bu hafta tıbbi ihmalkarlık davaları ile ilgili birçok bilgi vermişti geçtiğimiz programlarda. Bu haftaki programımızda da özellikle başınıza tıbbi ihmalkarlık gelmemesi için neler yapmanız gerekiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, bu konuları işleyeceğiz. Çünkü Sefaret Hanım, biraz önce konuşmamız esnasında sizin de söylediğiniz gibi başımıza tıbbi ihmalkarlık geldiğinde bunun karşılığında ne kadar da maddi bir tazminat alsak hiçbir zaman onu telafi etmeyecek. Bu noktada o yüzden dikkat etmemiz gereken birçok nokta var sanırım. Doğru mudur? Evet, sizin dediğiniz gibi yıllardır bakmakta olduğumuz tazminat davaları arasında maddi olarak karşılığı olmayan, bazen olamayan tek dava çeşidi bu. Çünkü bir ihmalkarlık neticesinde kaybettiğiniz sağlığınızı, çocuğunuzu ya da aile bireylerinizi ya da arkadaşınızı ya da sevdiğiniz birini kimse ya da hiçbir şey geri getiremiyor. Ve finansal olarak da onun maddi bir karşılığı olamıyor. Bu tür durumlarda çoğunlukla ihmalkarlığın önüne geçmek için ya da en azından minimum olarak sizin yapmanız gereken kesin şeyler var, bazı şeyler var. Mesela bizim pratikte karşılaştığımız en büyük nedenlerden ya da tetikleyici nedenlerden bir tanesi hastayla doktoru ya da hastane arasındaki iletişim bozukluğu. Özellikle dil bariyerinden kaynaklanan iletişim bozukluğu. Bu her ne kadar son birkaç yılda biraz gelişme gösterse de halen önemli bir sorun. Sorun olan şu: İngilizcesi çok iyi olmayan ya da İngilizcesi hiç iyi olmayan kişilerin sağlık kurumlarına, aile hekimlerine ya da hastanelere gittikleri zaman onlara tercüman verilmemesi ve kendi dertlerini tercümansız olarak doktora anlatabilme çabaları, doktorun çoğu zaman bunları ya yanlış anlayışı ya da anlamayışı ya da verilecek tedavinin seçeneklerinin ya da tedavinin olası sonuçlarının bu kişiye açıklanmaması ya da çoğu zaman hastanın şikayetlerinin ya da hastanın hastalığının tam olarak ifade edilememesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu noktada aslında geçtiğimiz yayınlarda da bunu söylemiştik. Bir tercüman talep edilmesi gerekiyor, evet, hastaneden. Ya da bazen biraz önce sizin de yine sohbet esnasında söylediğiniz gibi yanımızda götürdüğümüz tercüman da bazen tıbbi terimlerde eksik kalabiliyor. Evet. Yanlış tercüme yaptığı ve bunun sonucunda da bazı tıbbi ihmalkarlıklar oluşabiliyor, değil mi? Dedikleriniz doğru. Şimdi teknik olarak şunu söylemek çok kolay. Bir form ya da bir belge imzalatıldığı zaman size, onu imzalayan kişi olarak onu bilmekle yükümlü olan sizsiniz. Şimdi bunu demek bir anlamda kolay, bir anlamda bunu yapmakla hastaneler ya da sağlık görevlileri de kendi sorumluluklarını bir noktaya kadar atmış olabiliyorlar. Ama sonuçta kişi siz olduğunuz için, hasta siz olduğunuz için ve olası bir yanlışta onun sonuçlarına maruz kalacak kişi ya da tarafsız olduğunuz için daha çok dikkat etmesi gereken kişi de hasta olarak sizsiniz. Onun için de aile hekiminize gittiğiniz zaman ya da hastaneye gittiğiniz zaman randevularınızı ayarlamadan önce o sağlık birimlerine mutlaka İngilizce bilmediğinizi ve bir tercümana ihtiyaç duyduğunuzu belirtmelisiniz. Normalde aile hekimleriyle yapılan randevular, onlar dakikalık randevulardır. 10 dakika içerisinde işte sizin eğer çok olağanüstü bir şey yoksa doktorunuza kendi şikayetinizi bildirmeniz gerekiyor. Kendi doktorunuz da aile hekiminiz de o süre içerisinde muayenesini bitiriyor. Şu andaki mevcut prosedür bu. Ama eğer siz İngilizce bilmeyen biri olarak randevu yaparsanız size genellikle yarım saatlik bir süre veriliyor. Hastanelerde de öyle. Eğer siz İngilizce bilmediğinizi ve tercüman kullanmak istediğinizi söylüyorsanız hastane sizin için mutlaka bir tercüman ayarlıyor ve bu tercüman için size biraz daha uzun süren bir randevu
veriliyor. Bu randevuda kendi şikayetinizi, kendi durumunuzu doktorunuza açık ve net bir şekilde anlatabilmeniz çok önemli. Ve aynı şekilde doktorunuzun da size tedavinizi ve tedavinizin seçeneklerini ya da vereceği, uygulayacağı tedavinin olası sonuçlarını açıklaması ve sizin anlamanızı sağlaması çok önemli. Bunun dışında bir tedaviyi görüyorsanız eğer, bir tedavi esnasında eğer hoşunuza gitmeyen bir şey varsa ya da şikayetçi olduğunuz bir durum varsa ya da doktorunuzun sizin hastalığınızı anlamadığınızı düşünüyorsanız bunu çok net ve açık bir şekilde doktorunuza söylemelisiniz. Mutlaka şikayetinizi bildirmelisiniz. İnsanların çoğu ya da hastaların çoğu bu noktada pasif kalıyorlar ve daha sonra sorun daha komplike bir hale geliyor. Hastanelerin ya da aile hekimlerinin mutlaka hastaların şikayetlerini dinleyen birimleri var. Eğer sizi tedavi eden hemşireden ya da doktordan memnun değilseniz ya da şikayetiniz için belli bir nedeniniz varsa o hastane birimlerine mutlaka bildirmelisiniz. Eğer buna rağmen size yapılan tedavi istemediğiniz şekilde devam ediyorsa ya da istemediğiniz sonuçları veriyorsa ya da bu sonuçlar size hiçbir şekilde açıklanmadıysa ve bundan dolayı bir kaybınız olduysa bu durumda tabii ki son çare olarak sizin tazminat davası açma hakkınız var. Eğer davanızı ya da kayıplarınızı ispatlayabilirseniz tazminat alma hakkınız var. Tabii şimdi bu noktada dava açılıyor ama her dava açanın da bunu kazanacak diye bir anlam ifade etmiyor sanırım, değil mi? Özellikle biraz önce söylemiş olduğunuz bu bütün bu şeylere dikkat edip bazı şeylerin yine ters gitmesi durumunda da sonuçlar değişebiliyor herhalde. Tıbbi imankarlığa dayalı bir tazminat alabilmeniz için öncelikle o imankarlığın sonucu olarak bir kaybınızın olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Mesela bazı durumlarda hastaneler ya da sağlık birimleri hatalı olduklarını kabul ediyorlar. İhmalkar olduklarını kabul ediyorlar ama bu ihmalkarlık ya da hata sonucu sizin herhangi bir zararınız olmadığını iddia edebiliyorlar. Çoğu zaman hastaneler ya da sağlık birimleri yanlış yapsalar da, ihmalkar olsalar da yanlışlarını, ihmalkarlıklarını kabul ediyorlar. Ama size tazminat ödenme noktasında sizin o yanlışa bağlı kaybınız yoksa eğer tazminat ödemeyi reddedebiliyorlar. Bu da yasal bir neden. Peki Sefaret Hanım, ne gibi kayıplar mesela, bunu nasıl örneklendirebiliriz? Şimdi bu kayıplarınız şu olabilir, örnek vermek açısından söylüyorum. Geç ya da yanlış uygulanan tedavi neticesinde eğer tedavisi imkansız yere ya da geriye dönülmesi imkansız bir durumla karşılaşmışsanız, örneğin bir sakatlanmanız olmuşsa ya da uzun bir süre işe gidememişseniz ve bundan dolayı maddi bir kaybınız olmuşsa ya da uzun süre hastalığınız doğru tedavi edilmediği için uzun sürmüşse ve bu süre içerisinde bakıma ihtiyacınız olmuşsa ve bu anlamda bir masraf yapmışsanız bunu talep edebilirsiniz ya da psikolojik olarak ya da acı çekmişseniz, yoğun bir acı çekmişseniz uzun bir süre, bunun hepsinin maddi bir karşılığı var ve bu durumda siz tazminat alma hakkı elde ediyorsunuz. Bu kayıp, bunlar hepsi kayıp olarak değerlendiriliyor. Tabii bu davayı açabilmeniz için de sevgili izleyenler 3 yıl içerisinde, yani bu şikayetinizi 3 yıl içerisinde dile getirip tazminat davası açabiliyorsunuz. Bunu da geçtiğimiz yayınlardan bildiğim için söylüyorum. Peki bu 3 yıl yanlışı öğrendiğiniz tarihten itibaren başlıyor ya da imkarlığı öğrendiğiniz tarihten itibaren başlıyor. Örneğin uzun bir süre bir tedavi görüyorsunuz bir doktorunuzdan, başka bir hekime gidiyorsunuz. O hekim gördüğünüz tedavinin yanlış olduğunu söylüyor. Size doğru tanıyı koyuyor ve doğru tedaviyi oluyorsunuz. O yanlışın size söylendiği tarihten itibaren sizin zaman aşımı süreniz başlıyor. Şimdi efendim, biraz önce de söylediğim gibi tabii ki tıbbi ihmalkarlık davalarında Kuzey Londra'daki tek Türkçe konuşan avukatlık firması, yani Türkçe derdinizi anlatabileceğiniz bir avukatlık firması olması özelliği de çok önemli. Bu nasıl oluyor, bunu soralım. Evet, sizin dediğiniz gibi biz Kuzey Londra'da Türkçe konuşan tıbbi ihmalkarlık davalarında tek uzman olan şirketiz. Bizim tıbbi ihmalkarlık davalarında uzman olan 20-25 yılı aşkın deneyimi olan avukatlarımız var. Bu anlamda iyi bir ekibimiz, uzman bir ekibimizin olduğunu güvenle söyleyebilirim, rahatlıkla söyleyebilirim. Ve bu anlamda herhangi bir tavsiyeye, herhangi bir yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza her zaman için kapımız açık.